Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Kadına yönelik şiddet üzerinde görüşlerimizi belirtmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce şiddetin evrensel boyutta yıkıcı, istismarcı, masum kusurlu ayırmamak üzere hareket eden türü terörü şiddetle kınıyor. Bugüne kadar terörün bizden aldığı canlara, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Nusaybin'de bir şehidimiz daha var. Türk milletinin, yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Nur içinde yatsınlar her biri. Yine bugün değerli milletvekilleri, dünyanın en güzel, en kutsal duygularından biri olan annelik duygusuna kadınları kavuşturarak aileleri sevindiren, bir bebeğin dünyaya geldiğinde ilk kez elini tutarak yardım eden saygı değer ebelerimizin günü. Kendilerini de yürekten sevgiyle, saygıyla günlerini kutluyorum. Ebeler günü vesilesiyle insanın doğumunu da kutlarken, doğan masum, özünde temiz olan bir varlığın, insanın yaşadığı süreç içerisinde şiddeti öğrenmesi ve hatta maalesef şiddete belli zamanlarda maruz kalması ve daha da kötüsü şiddeti başkaları üzerinde uygulaması ne kadar acı. Maalesef bu şiddet de daha çok insanoğlunun kendini dünyaya getiren, fedakarlıklarla büyüten türüne, yani kadınlara yönelik olması daha da acı. Şiddet maalesef her yerde. Evde, okulda, sokakta, trafikte, maalesef mecliste ve en çok da evlerde dört duvar arasında. Ve yine maalesef çoğu gizli kalıyor, anlatılamıyor. Fiziksel şiddet belki bir derecede ortaya çıkarılabiliyor ama özellikle cinsel şiddet hiçbir zaman söz konusu olmuyor ve mağdurlar yardım almaktan uzak kalıyor. Şiddetle uygulanan kişiden öte tanık olanlara da zararı anlatılmayacak kadar fazla. Şiddet dediğimizde genellikle de aklımıza fiziksel ve cinsel şiddet geliyor ama kadınlarımızın uğradığı şiddet türü bunlarla sınırlı kalmıyor. Sözel şiddet ki en fazlası, duygusal şiddet, ekonomik şiddet, ısrarlı takip, bu da bir şiddet türü. Ve son zamanlarda şiddet türleri içerisinde incelenip bu konuda da istatistik çalışmaları yapılmakta. Ne yazık ki kadınlarımızın bundan mağduriyetinin çok daha fazla olduğu görülmekte. Ve yine son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber şiddet. Kadınlar hayatlarının herhangi bir döneminde şiddete uğradığında hangi tür şiddetlere maruz kalıyorlar ve bunların oranı nedir diye bir araştırma yapılmış. Ve maalesef hayatları boyunca şiddete uğrayan kadınların oranı toplum içinde %44.2. Kadınların %68'i eşinden, %25'i annesinden, %24'ü babasından ve hatta %13'ü kayınvalidesinden, %5.3'ü de görümcesinden şiddet görüyor. Yani şiddet sadece erkeğin uyguladığı şiddetle de sınırlı kalmıyor. Kadınların %26'sı 18 yaşını tamamlamadan evlenmişler. Toplumda yapılan anketlerden ortaya çıkan sonuç. Yine erken yaşta evlenen kadınların yarısı fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. 18 yaşından sonra evlenen kadınların 1/3'ü şiddete uğruyor. Buna duruma baktığımızda erken evliliklerin de ne kadar zarar verdiğini görüyoruz. Erken evlilik, özellikle küçük yaşta evlilik, maalesef şiddetin daha büyük boyutta yaşanmasına sebep oluyor. Bu noktada bizim mevzuatlarımıza da dönüp bakmamız gerekiyor. Dini nikahtan sonra medeni nikah aranmamasına yönelik çıkan kararı da burada huzurlarınızda eleştirmek istiyorum. Çünkü küçük yaşta evliliklerin, hatta ikinci, üçüncü evliliklerin önünü açmakta bu sorunu da bir an önce çözmemiz gerekiyor. Kadın cinayetleri son 10 yılda %1400 arttı. 2015 yılında 303 kadınımız öldürüldü. 2013'de 237, 2014'te 294. 1 Ocak 2016'dan bu yana 64 kadın cinayete kurban gitti. Ama sadece cinayetle sınırlı kalmıyor. Baktığımızda en fazla sözel şiddeti görüyoruz ki %91. Yapılan istatistik çalışmalarında böyle. Bunun dışında tokat, dayak, tehdit, daha sıralayabileceğimiz birçok şiddet türü var.
Nedenleri nedir diye baktığımızda kadınlara sormuşlar özellikle neden şiddete uğruyoruz veya uğruyorsunuz denildiğinde en fazla iletişim eksikliği ortaya çıkmış. Ekonomik sorunlar yine bunu takip ediyor %37 ile ve ruhsal problemlerden bahsedilmiş. Bunu takip eden diğer sorunlar da var. Şiddetin mağdur üzerindeki etkisi çok yıkıcı. Psikolojik sorunlara sebep oluyor %43 oranında. Yine kendini değersiz hissetme, yine şiddeti gösterenden nefret etmeye başlama ve bu nefretin belli cinse veya belli kitleye doğru yönelmesi maalesef karşılaştığımız sorunlardan bazıları. Ama bunları şöyle bir gruplayacak olursak, aile içi şiddetin tetiklediği ruhsal hastalıklara %64 travma sonrası stres bozukluğu diyebiliriz. Olayı yeniden yaşama, kaçınma, aşırı uyurma, olumsuz düşünceler ve hislerle dolu olan bu süreç kadınlar için oldukça yıkıcı ve şiddetin bir yandan da devam ettiğinin göstergesi. Yani o anda sınırlı kalmıyor, devam ediyor. Ruhsal hayatında devam ediyor. %48'i depresyon geçiriyor. %12'si ise intihara teşebbüs ediyor. Kadınların 1/3'ü hukuki hakları hakkında hiçbir şey bilmiyor. %19'u hukuki haklarını bildiğini söylüyor. Demek ki bu konuda da oldukça yetersiziz. Kadınlara sorulmuş şiddet uygulanan kadınlara destek alıyor musunuz diye %75'i hayır demiş. %24'ü evet küçük bir oranda cevap vermemiş. Bu durumda da devletin, yöneten hükümetin şiddet gören kadınların şiddet görmesini, tüm kadınların şiddet görmesini engelleyemediği gibi şiddet gören kadınlara da gerekli yardımların ulaşmasını sağlayamadığını gösteriyor. Şiddete maruz kalınca ne yaparsınız diye sorulduğunda ne acıdır ki? %63'ü şiddete bir şekilde karşılık veriyor. Hiçbir şey yapamazsa beddua ediyor. Ama daha kötüsü ne biliyor musunuz? Şiddet uygulanan kişi maalesef şiddet uygulamaya başlıyor. Özellikle de bu şiddet evde gücü yettiğine doğru oluyor. Yani söz konusu ortamda çocuklarda şiddete tanık olduğu yetmiyormuş gibi bir şekilde şiddete maruz da kalıyorlar. Aile içi şiddet çocukları nasıl etkiliyor? Bir kere ikincil travmalar yaşanıyor. Eşine şiddet uygulayan bir baba büyük bir ihtimalle, büyük bir olasılıkla ve istatistiklerden elde ettiğimiz sonuçlara göre çocuğuna da şiddet uyguluyor. Şiddete uğrayan çocuk da şiddet uygulama eğiliminde oluyor. Şiddet erkekleri bir şekilde böyle etkiliyor. Yani küçük yaşta erkek çocuk annesinin şiddeti gördüğüne tanık olduğunda ileride bu şiddeti kendi eşine ve ailesine yansıtma ihtimali de yüksek oluyor. Maalesef Türkiye'de erkeklerin 1/3'ü şiddet uyguluyor ve şiddet uygulayanların yarısı da babasını şiddet uygularken görmüş. Bu durumda bakıyoruz ki rol model alma durumunda babanın etkisi gerçekten çok büyük. Şiddet önleme ve izleme merkezleri var, ŞÖNİM'ler. Bunlara baktığımızda bunların da yetersiz olduğunu görüyoruz. Lokasyonlara erişime uygun değil, yeterli ve gerekli sayıda uzman bulunamıyor. Sadece 14 ilde pilot uygulama var. Maalesef yaygınlaştırılmamış. Mevzuat birliği uygulanan testlerde, bir takım envanterlerde de ortaklık sağlanamamış. Maalesef şiddet gören kadınların da sığınabileceği yerler sınırlı, yetersiz. ŞÖNİM'lerin kurulmasıyla hedeflenen şiddet mağdurları için tek kapı sistemi hayata geçirilmek zorunda. Kadına yönelik şiddet suçları nitelikli hale olarak düzenlenmeli ve en ağır ceza ile müeyyidine bağlanmalıdır. Failler hak ettikleri cezayı almamaktadırlar. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Maalesef şiddet uygulayan kişiler, efendim pişmanım dedi, kravat taktı, takım elbise giydi geldi derken bir şekilde cezadan kurtuluyorlar. Bunların da engellenmesi gerekiyor. Şiddetle mücadelede koruma ihtiyaç duyan mağdurlarımızın omzuna yüklenmiş yük. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyanamemizde şiddete uğrayan tüm kadınların avukat, mahkeme giderlerinin, masraflarının devlet tarafından ödenmesi gerektiği kanaatinde olduğumuzu bildirmiştik. Umarız bunu AKP de dikkate alır, bu kadınlarımıza daha iyi bir yardım sağlar. Mahkemeler tarafından verilen tedbir kararları da şiddet mağdurlarını karşılamaktan uzak. Ailelere yönelik yapılması gereken çok çalışma var. Uzman desteği lazım.
Bunları aileleri izleyen uzmanların olması lazım. Maalesef hükümetin çok fazla eksiği olduğu için şiddet hızla tırmanıyor. Bütün bu bilgileri size sunuyor.